Notların üzerinde fotoğraf çektiren arkadaşlar da oluyordu. Öğrencilerin çok sevmediği ama hocaların çok sevdiği bir öğrenci Aynen öyleydik maalesef. Boş zamanlarımızda işte bir saatlik boşluğumuzda da biz hastalara hastanenin herhangi bir yerindeki yerleri tarif ediyoruz. Koltuk rahatmış ama. Koltuk ne kalk koltuk. Koltuk severiz. Sayın Dekan Yardımcısı Profesör Doktor İsrafil Orhan Hoca, Unistart'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tamam. Hocamız Kahramanmaraş Türk İmam Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi'nde Dekan Yardımcısı. Evet. Kulak burun boğaz hastalıkları anabilim dalı başkanıyım aynı zamanda. Harika. Evet. Hocamız çok yoğun. Dün gece 4'te ameliyattan çıktı maalesef. Evet. Aslında sizler için arkadaşlar. Yayına katılmayı kabul etti. Kıymetli vaktinden bizi ayırdı. Tekrar teşekkür ediyoruz. Onur duyduk. Biz, o onur bize ait hocam. Gerçekten de çok önemli. Genç arkadaşlarımızın, üniversite adayı arkadaşlarımızın bu konularda sizlerin tecrübesini dinlemesi, sizden bir şeyler kapması çok önemli. Aynı zamanda öğrencilerin de katılım sağlamasını istedi hocamız. Çünkü öğrenciye değer veren, onu yücelten bir fakültedeyiz. Mücahit, Tuğçe, Unistart'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeyiz. Hazırsanız sorularınız gelir. Bu arada tanıyalım. Evet, Tuğçe'yi tanıyalım önce. Evet, ben Kahramanmaraşlıyım. Tıp Fakültesi 4. sınıfta öğrenciyim. Buralı olunca burayı tercih ettim gibi bir durum söz konusu. Mücahit. İsmim Mücahit Bayram. Ben de Adanalıyım. Yine ben de memlekete yakın olsun diye burayı tercih ettim. Ayrımda okumaya devam ediyorum. Ayrıca bunun yanında öğrenci temsilciliği de yapıyorum. 2 senedir bu görevimi devam ettiriyorum. Yani koltuk sevdası değil mi? Bitirene kadar inşallah. Peki Mücahit, sen Tıp Fakültesi öğrenci temsilcisi misin? Evet, Tıp Fakültesi öğrenci temsilcisi. Arkadaşlarımızdan sorular toparladık. Ne merak ediyorsunuz? Yani biz böyle bir video çekeceğiz ama siz bu konu hakkında ne merak ediyorsunuz diye. Evet. Sağ olsunlar bize sorularını gönderdi. Biz de derledik, toparladık. Evet, sorular geliyor. Ben de çok heyecanlıyım. Bir üniversitede, tıp fakültesinde ana bilim dalı başkanı nasıl olunur? Çok çalışarak olunur. Zor bir iş. Bunu söyleyeyim. Zaten hekim olmak kendisi zor bir zanaat. Ama ana bilim dalı başkanı olmak daha da zor. Çünkü ana bilim dalı başkanı olduğunuz zaman o ana bilim dalındaki her şeyden sorumlusunuz. Sadece okumakla kalmıyor. Bir anlamda işin içine biraz da yöneticilik giriyor. Bir hekimin aynı zamanda çok iyi bir yönetici olması gerekiyor. Bu da bende mevcut aslında. Çünkü geçmiş dönemlerde başhekim yardımcılığım, başhekimliğim ve şu anda da dekan yardımcılığım mevcut. Hocam peki derslere de giriyor musunuz siz? Tabii. Tıp fakültesinde öğretim üyelerinin asli görevi aslında tıp fakültesi öğrencilerine ders anlatmaktır. Peki aslında biraz magazinsel bir soru olabilir ama merak ediyorum. Siz üniversite yıllarınızda kulak burun boğaz ana bilim dalı başkanını biliyor muydunuz kim olduğunu? Takip ediyor muydunuz? Sizinle ilişkisi var mıydı? Sizin onunla bir ilişki kurma gayretiniz var mıydı? Şimdi tıp fakültesi öğrenciliğinin en güzel tarafı şu. Az önce bahsettiğim gibi 4. sınıftan itibaren biz klinik stajları almaya başlıyoruz öğrencilik döneminde. Ve o öğrencilik döneminde her aldığınız stajda o aldığınız stajın hekim olmak istiyorsunuz. Onun uzmanı olmak istiyorsunuz. İşte kulak burun boğaz stajını alırken stajın bitiminde ben kulak burun boğazcı olayım mesela diyorsunuz. Sonra ardından beyin cerrahi stajına geçiyorsunuz. İzlediğiniz bazı ameliyatlar, gördüğünüz bazı ameliyatlar hoşunuza gidiyor. İlginizi çekiyor. Ben beyin cerrahi olayım diyorsunuz. İşte sonra kadın doğum stajını alıyorsunuz. Kadın doğumcu olayım diyorsunuz. Böyle bir öğrenci sendromu var. Bu da güzel bir şey aslında. Bence öğrenci arkadaşlarımız özellikle klinik stajları alırken kendilerine bu konuda yön vermeli. Burada hiçbir bölümün diğer bir bölüme üstünlüğü yok. Tıp fakültesinin güzelliği bu. En üstün olan bölüm bence öğrenci arkadaşlarımıza uygun olan bölüm, sevdikleri bölüm. Öğrenciyken dereceyle bitirdim okulu zaten. Dereceyle bitirdiğim dönemde de kulak burun boğaz bölüm başkanını bilirdim. Hocamı bilirdim. Tüm bölümlerini de ana bilim dalı başkanını bilirdim. Öğretim üyesi hocalarımızı da
Hepsini tanırdık. İkili ilişkilerimiz gayet güzeldi. Hocalarımızla ilişkiniz nasıl Tuğçe'm? Hocalarımızla ilişkimiz, burası perifer olarak geçen bir tıp fakültesi. Sayımız az olduğu için hocalarımız bizi birebir de çok daha yakın tanıyor. Hocalarımızla belli bir yerden sonra abi kardeş boyutuna geçiyoruz biz. Ama şunu da hiçbir zaman unutmayız, o ince bir çizgi vardır. O çizgiyi de mesela asla aşmadığımız sürece hiçbir problemde yaşamıyoruz. Hani sen hep o sınırda yol açıyormuşsun gibi geliyor bana. Ben o ince çizgi içerisinde yürüyorum. Hep sen o sınırdasın böyle. Sırat köprüsü gibi değil mi? Mücahit'ten o vibe'ı aldın ama sen. Var var. Tamam. Aynen. Sizce tıp neden bu kadar çok ilgi gören bir bölüm? Çünkü birincisi mezun olduğun zaman garanti bir meslek. Ve toplum tarafından bazı kesimlere çok abartıldığı için çok yüksek maaşlarda çalışırdı söyledim ki böyle bir şey yok yani. İçine girince daha iyi görüyorsunuz bunu yani. Ben özellikle şunu söyleyeyim. Garanti meslek olduğu için. Peki Tuğçe sen bu yüzden mi tercih ettin? Ben bu yüzden tercih etmedim. Tıp fakültesi gönül vermek gereken bir fakülte. Hem okuması hem çalışması gerçekten zor. Peki hocam bir üniversitenin sizce tıp fakültesini okuyan öğrenciye sağlayabileceği en iyi imkan ne? Şimdi tıp fakültelerinde özellikle tıp fakültesi öğrencileri için en önemli şey bence bireysel başarı çok önemli. Mutlaka ve mutlaka öğrencinin çok ama çok okuması gerekiyor. Tıp fakültesine girerken mutlaka bunu göze alması gerekiyor. Çok okuması gerekiyor, özverili olması gerekiyor. Bence bir öğrenciye sağlayabileceğiniz en iyi imkan onunla birebir temas halinde olabilmek. Öğrenciye o rahatlığı verebilmek. Öğrenci istediği an, istediği yerde, koridorda gördüğü zaman, kantinde gördüğü zaman, hasta başında gördüğü zaman size ulaşabilmesi. En önemlisi bence çok okumak dediğim için, aslında bunu onun için söyledim. Mutlaka okunacak kaynak sağlayabilmeli. Ki bu da şu dönemde nasıl oluyor? Daha çok kütüphane ortamları hepimizin de bildiğiniz gibi artık elektronik ortamda veri tabanlarına abone olunarak olmuyor. Bizim de üniversitemizde geniş bir veri tabanı ağı mevcut. Bu konuda gerçekten çok şanslıyız. Hem öğretim üyeleri olarak hem de öğrenciler olarak veri tabanları geniş olduğu için her türlü makaleye, bilgiye oradan ulaşabiliyoruz. Onun dışında da bence yaşam alanı olan kütüphaneler bir üniversitede olmazsa olmazı, 24 saat açık olacak şekilde yaşam alanı sunan kütüphaneler çok önemli. Ya benim kendi düşüncem bir kere teknik imkanların çok iyi olması gerekiyor. Hani laboratuvar konusunda özellikle. Çünkü bizim asıl işi öğrendiğimiz kısım pratik kısım. Sosyal manada da yine aynı şekilde tıp fakültesi öğrencisini çok desteklemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ben de bu konuda Mücahit'e katılıyorum. Hastane ortamında öğrencilerin kendileriyle sosyalleşecekleri pek bir alan yok. Boş zamanlarımızda işte bir saatlik boşluğumuzda da biz hastalara hastanenin herhangi bir yerindeki yerleri tarif ediyoruz. Hoca soruyorlar, onları yönlendiriyoruz. Biraz şey oluyor. Peki hemşire kızım diyorlar mı sana da? Henüz başıma gelmedi ama yaşayan arkadaşlarım oluyor. Ne yazık ki öyle. Yani doktor bey kalıbı çok oturmuş bilinçaltımıza. Öyle olunca istemsiz bir hani sen kimsin derce bir bakışla karşılaştığım oluyor. Vay be. Neyse aşılacak bunlar da yavaş yavaş. İnşallah. Değil mi? Muhammed. Nasıl aşarız bunu Muhammed? Onlarla aşacağım. Tuğçe bunun bayrak taşıyanı olacak, bayrak kaldıracak ve Tuğçe bunun temsilciliği olacak orada. Evet, temsilci Tuğçe koltuk yavaş yavaş. Evet abi bu ne? Eril dille yaklaşıyorsunuz her şeye. Erkek egemen bir öğrenci topluluğu başkanı neden bir kadını öğrenci topluluğu başkanı olmasın ki? Mücahit, onu öncü sen ol. Kraldan kral, çok kral çok. Ben sonuna kadar destekliyorum. Harikasın, Mücahit'e bir alkış. Yeni başkan adayımız Tuğçe'ye de bir alkış. Başkan adayı varsa şimdi kuduruyordur. Hiç böyle devrileceğimi düşünmüyorum. Ya devrim böyle bir anda olur. Beklemediğin anda. Aynen. İyi gidiyor muyuz hocam? Sorular beğendiniz mi? Gayet samimi çok güzel gidiyor. Ben de çok kolaymış ama soruyor. Değil mi? Ben söyleyeyim. Hocam sizin için kolay. Şimdi ben Muhammed'i koysam kamera karşısına. Muhammed bunları anlatamaz. Yok estağfurullah. Dilimizin döndüğünce. Estağfurullah.
Hocam tıp eğitiminin zor olduğuna katılıyor musunuz? Tıp eğitimi zor. Zor ama bu zorluğu aşmanın yolları kolay. Şöyle kolay. Tıp öğrencisi olduğunuz zaman mutlaka ve mutlaka düzenli çalışmak zorundasınız. Düzenli çalışmazsanız tıp fakültesinde başarılı olmanız imkansızdır. Bir insan ne kadar zeki olursa olsun tıp fakültesinde eğer okumazsanız, çalışmazsanız başarılı olamazsınız. Ben de öğrenciliğimde hep günlük çalışırdım. Bizim notlarımız olurdu. O notları biz biriktirmezdik. Hatta ben size bir anımı anlatayım. Arkadaşımızın lütfen. Birisi sınava son bir gün kala bizim komitelerimiz olur. Evet. Özellikle 1, 2 ve 3. sınıflarda. Son gün kala ben bir notları en azından bir okuyayım demişti arkadaşımız. Notların üzerinde fotoğraf çektiren arkadaşlar da olurdu. Bayağı notlarımız fazla olur bizim özellikle. Arkadaş okumaya başlamış. Sonra yetiştiremedim diyor. En azından şöyle altı çizili yerleri okuyayım demiş. Saate bakmış, zaman geçiyor, yine yetişmemiş. En azından demiş, sayfa çevireyim demiş. Sayfaları çevirmiş, yine zaman yetişmemiş. En son notları kaldırmış, atmış. Yani bu şekilde çalışırsanız tıp fakültesi çok zor. Hocam sanki siz yanlış anlamazsanız, aklınıza sınırat söylüyorum. Öğrencilerin çok sevmediği ama hocaların çok sevdiği bir öğrenci profili. Aynen öyleydik maalesef. Maalesef öyleydik. Ama işte o çalışmanın karşılığını alıyorsunuz hocam. Tabii ki o da başarı getiriyor yani hayatta. Kesinlikle düşünüyorum. Yani dersler, okulun yoğunluğunun yanı sıra bir psikolojik zorluğu var. Sürekli sıkıntılı insanlar görüyorsunuz. Hayatınızda sevdiğiniz insanların bu tarz dertlere maruz kalacağı fikri insanı gerçekten yıpratıyor. Kopya çektiniz mi hiç? Sınavlarda mı? Evet. Yok asla. Her öğrenci kadar diyelim. Yani ben tıp fakültesi için sormuyordum genelde yani öğrencilik hayatında hiç. Evet. Öğrencilik hayatında çektik tabii canım ya. Böyle yapanları duymuşsun diye duydum evet. Ben. Evet evet öldü yani üzüldük çok üzüldük. Bizim bir arkadaş var o da yapıyordu falan. O da yapıyordu tamam. Hocam son sorum. Buyurun artık sona geldik. Son sorum biraz daha yine magazin. Doktorluk temalı dizi ve filmler için ne düşünüyorsunuz? Orada samimi olacağım biraz. Orada danışman eksikliği olduğunu düşünüyorum. Örneğin ameliyat yapılıyor ama hastanın ağzında entübasyon tüpü yok. İşte sanki lokal anesteziyle dalağını böbreğini alır gibi. Ameliyat yapılıyor. Bence o dizilerin biraz daha tıbbi danışman hizmeti alması gerekiyor. Bir de maalesef yani biraz olayı magazinleştiriyorlar. Evet. Hekimler olarak bizim o kadar boş vaktimiz yok. Yani bizim vaktimiz kıymetli. Bizim vaktimiz kıymetli. Yani biz daha çok hastalarımızla ilgilenmeyi, ondan sonra öğrencilerimize ders anlatmayı, asistanlarımızı eğitmeyi, ameliyat yapmayı. Bizim işimiz bu. Başka da bir işimiz yok. Kantinde aşk acısı çekiyor falan ama siz orada aslında hiç öyle bir şey yok. Yani biz kantine uğrayamıyoruz. Özellikle cerrahlar olarak ameliyathanede kantinimiz var. Orada da herkes alelacele bir şeyler içer, atıştırır. İşte şekeri düşmesin, ameliyatta sıkıntı çekmesin diye. Hatta geçenlerde hocamızın birisi ayağından serum taktırmıştı ameliyat yaparken. Ameliyatı da bırakmamıştı sağ olsun. Yani bizim o kadar boş vaktimiz yok. Bizim vaktimiz kıymetli. Evet hocam, çok haklısınız gerçekten de. Emeğiniz büyük. Bu pandemi döneminde de sağlıkçıların kıymetini bir kere daha anladık. Evet. Sizin nezdinizde hepsine teşekkür ederim tekrar. Ölüm gibi bir şey herhalde. Ya şöyle bir şey. Şimdi biz doktorlar dizisini bilir herkes. Yani bilmeyen yoktur. Çocukluğum benim mesela onunla geçmişti. Evet. Hatta Ramazan aylarımızın vazgeçilmezlerindendir evet. Doktorlar. Ben mesela önce izlediğim zaman derdim ki doktorluk böyle bir şeymiş. Hani ne kadar güzel, ne kadar hoş böyle. Hani kahve içiyorlar sürekli. Aynen. Aşk hayatı. Sürekli bir sosyal aşk hayatı falan böyle herkes. Diyordum lan ne güzel meslek bu hani. Boş villada oturuyorlar falan. Ya sonra şey oldu mesela işin içine girdiğin zaman bazı terimleri öğrenmeye başladığın zaman şimdi orada bir terim kullanıyor mesela kendi duruyorsun bunu diyorsun bu kadar hastaya veremezsin ki diyorsun bunu hasta öldü mü diyorsun. Peki sana şeyi sorayım Tuğçe sen de izlemişsindir. Evet, girmeden çok önce. Severim ben. Hala izliyorum. Yanlış ama keyif veriyor bence. Peki böyle geçmişte mesela doktorlar daha eski olduğu için hani şimdi ondan sonra doktorluk temalı ne çıktı bilmiyorum ama doktorluk kim oldu da var. Ama onlar daha yeni zaten Tuğçe tıp fakültesindeyken.
olan diziler. Hmm. Sen tıp fakültesine girmeden önce doktorlar vardı. Kendini aldığın bir rol model var mı? Mesela Eda, ben Eda gibi doktor olacağım falan diyor muydun kendi kendine? Yok ya, yani demiyordum herhalde. Zenan vardı ya Zenan. Zenan kimdi? Doktorlar da vardı. O çok idealisti bana göre. Hani Zenan biraz... kısa saçlı olan. Zenan kısa saçlı. Ha, Zenan gıcık. Bütün ameliyatlara giren her şeyi kapan. Öğreneceğim falan diye. Bir de Aysu Kayacı vardı. Aysu Kayacı vardı. Aysu Kayacı ile de Fatih Aksu'nun ilişkisi vardı. Eski şirketime de buradan gönderme. Medyapuma da buradan selamlar. Artık kanalı bırakıp magazin geçiyoruz şimdi. Evet arkadaşlar, yeter tıp. Zaten ya, biliyorsunuz işte doktor olunuyor. Zor. TUS var. Çok zor. İnsan hayatı. Bunlar çok önemli. Şaka yapıyorum bu arada. Çok değerli ve kıymetli biliyorsunuz ama biraz da çok uzun zamandır insan içine çıkmadık video çekmek için. Hep Zoom üzerinden. Böyle hazır böyle sizin de sohbetiniz çok keyifli gerçekten. Her ikinizin de hazır böyle hoş sohbet yakalamışken insanlar da biraz eğlensin tabii istiyoruz. Kesinlikle. O yüzden böylesi daha iyi, daha çok hoşuma gidiyor. Yoksa herkes biliyor tıp. Zor yani. Bitti. Zor yani. Birisi yok. Ben bir izniniz olursa sadece birkaç kelime kapanış konuşması yapayım. Tabii buyurun hocam. Tıp fakültesinde özellikle tercih edecek arkadaşlar, tıp fakültesine girecek arkadaşlar şimdiden şunu kendilerine düstur edinmeleri lazım. Tıp fakültesini hekim olmak için, doçent olmak için, profesör olmak için, işte belli bölümlerin uzmanı olmak için okumasınlar. Daha çok insanlığa faydaları olması için, insanlara yardım eli uzatabilmek için okusunlar. İleride de inşallah hekim olurlarsa her hastayı kendi anne babaları gibi, kendi kardeşleri gibi, arkadaşları gibi düşünsünler. Hastaları hasta olarak değil de daha çok bir arkadaş gibi görülürse eğer, inanın hastalar sizden çok memnun kalıyor. Tıpta plasebo etki dediğimiz bir etki vardır. Gerçekten ben onun varlığına inanıyorum ki çalışmalarla da kanıtlanmış bu. Mutlaka mesleğini sevsinler, hastaları sevsinler. Yoksa bu meslek çekilmez. Çok haklısın hocam. Onu söylemek istedim. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık hocam. Klasik bir kapanışla zahmet ettiniz, geldiniz, ayaklarınıza sağlık. O zaman kıyamet kopabilir. Bravo. Güzeldi be. Ulan harbi özlemişim video çekmeyi.